3 puandan öteye bir şey değil. Biz burada bu skora alışık değiliz doğal olarak. Yani yenildiğimiz zamanlarda böyle skorlar yoktu. Ama şunu da hatırlatayım. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda 4-0'lar, 6-0'lar bir şampiyon olamıyorduk. Dolayısıyla o açıdan bakarsak ben taraftarımıza özür dilerken aynı zamanda da umutlarını kaybetmemelerini, birlik ve beraberlikten kopmamaları, daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. Oynadığımız futbol iyi futbol değildi kısacası. Bize yakışan bir futbol da değildi. Alışık olduğumuz Fenerbahçe futbolu da değildi. Ama futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyeti olması açısından tabii daha fazla etkisi olabiliyor. Oldu da. Ama ben burada taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sezon sonu daha çok var. İnşallah sezon sonunda bir şampiyon olacağız. Böyle sezonlar içinde böyle inişli çıkışlı zamanlar olabilir. Biz bu dönem böyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bize yakışan bir durum değil. Ama geçiyoruz. Başkaları da, başka takımlar da inişli çıkışlı grafikler sergileyebiliyor. Nasıl birkaç hafta ve ne kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisidir dedirten futbolcular ve hoca bu teknik ekipse, bu takımsa. Bugün buraya geldiğimiz nokta itibariyle umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen yine aynı hoca, aynı takım. Dolayısıyla yeni bir sayfa açılacaktır ve eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teknik konuları hocaya sorun. Hoca da uzun uzun açıklamalar yaptı. Sevabıyla, günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Dolayısıyla teknik konuları onlara sorabilirsiniz. Evet, bir düşüş var. Her düşüşün bir çıkışı da vardır. Önemli bir 3 puan kaybettik burada. Ama dediğim gibi dünyanın sonu değil. Biz rakibimize göre sezonun bütününe baktığınız zaman sadece bugünkü rakibimize değil, genel şampiyon rakiplerimize istatistik olarak da baktığınız zaman yani yine rakamlar, oyun şekli, şemali, güzelliği, ezici galibiyetler hep bizden yana oldu. Biz bunları yaşadık. Ama sonuçta 4-0'da kazansanız, 2-1'de kazansanız yine 3 puan alıyorsunuz. O yüzden taraftarlarımıza ben bir kez daha özür diliyorum. Ama rahat olsunlar. Demoralizeler gayet normal. Ama nasıl biz bu noktaya kadar biz getirdiysek, bu noktadan sonrası da yine aynı kadro, aynı hocayla düzlüğe çıkacaktır. İçleri rahat olsun. Anladım sorunu. Soruna da cevap veriyordum. Bizim transferle, gelişte, gidişte bir yoğurt işimiz var. Bir sürü isimler bize yakıştırılıyor. Bunların hiçbiriyle şu an ilgilenmiyoruz. Çoğunluğuyla. Ama şununla ilgilenmiyoruz, bununla ilgilenmiyoruz diye açıklama yapmadık. Belki yaptıysa bir iki tanedir bugüne kadar. O da mecbur kaldığımız için 5 sezonda. Ben transfer haberleriyle, spekülasyonlarıyla, dedikodularıyla bizim performansımızın düşüşünün bir paralellik arz ettiğini sanmıyorum. Zaten başındaki mesajım da böyleydi. 4 puan fark nedir? 19 hafta var daha. 4 puan fark. Ve unutmayın. Yani burada ne zaferler, galibiyetler alındı ve şampiyonluk gelmedi bu takıma karşı. Dolayısıyla göreceğiz. Daha köprünün altından çok su akacaktır. İyi günde konuşmak kolay. Kötü günde de konuşabilmek lazım. Ben takıma güveniyorum, hocama güveniyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosferle başlattılar. Ama bugün bir basiretsizlik vardı bizde. Ama dediğim gibi de eski günlere dönmek de yine bizim elimizde. Yani bir iki hafta içinde inanıyorum ki o alıştığımız, beğendiğimiz metiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir. Türkiye derbi özelinde, Türkiye'deki derbi özelinde bakarsanız bu sene öyle gözüküyor. Ama unutmayın ki Avrupa maçlarında da derbi seviyesinde ve kuvvetinde maçlarda da muhteşem top oynamıştık. Dolayısıyla çok fazla üstüne durmamak lazım. 3 puan kaybettik. Önemli bir 3 puan kaybettik. Önemli bir rakibimize karşı kaybettik ama dünyanın sonu değil. Ben takıma güveniyorum. Taraftarımıza güvenmeye, inanmaya devam etmelerini özellikle rica ediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum burada yarattıkları atmosfer için. Ve onları mutlu yollayamadığımız için eve de özür diliyoruz. Evet, show devam ediyor. Bugün güzel bir maç oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Gördüğünüz gibi eksiklerimize rağmen çok güzel bir oyun oynadık.
Hep onu söylemiştim. Giderek her hafta üzerine koyarak. Sevgili Sezgin, hislerime tercüman oluyorsun. Bu maç, bu oyun sahada oynanıyor. Gazete yapraklarında veyahut da basında oynanmıyor. Dediğin gibi maç günü veyahut da ondan önceki basına baktığımız zaman favori Fenerbahçe. Bu evli bir oyun değil. Bu sahada oynanıyor. Ve sahada kayda yüreğini ortaya koyan, inanmış bir takımınız varsa o da sonuç alıyor. Dolayısıyla ben takımımı tekrar tebrik ediyorum. Artık Galatasaray'ı biraz daha yakından inceleyip ona göre Galatasaray yorumu yaparlarsa çok seviniriz. Biz getirdik arkadaşlarımla beraber Okan Hoca'yı biz seçtik. Icardi oyundaydı. Bir gol, bir asist. 15 dakikada. 15 dakikada bir gol, bir asist. Attığı golün eşi emsali var mı bilmiyorum. Çok nadir görülen gollerden birisini attı. Dolayısıyla Icardi bizim oyuncumuz son derece de başarılı. Icardi'nin demek ki öyle 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik ediyorum. O da çok güzel oynadı. Bundan sonra hep Galatasaray Show devam edecek. İnşallah Mayıs'ta da taraftarımızla beraber kutlayacağız. Tabii ki bu akşam maçtan önceki düşüncemiz ligin en önemli maçı, en büyük derbi. Onun yanında ligde birinci olan Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin maçı hem derbi açısından hem de ligin devamı açısından çok önemliydi. Maça başlangıcımız, planlarımız büyük bir bölümde doğru işledi. Girdiğimiz pozisyonlar, giremediğimiz pozisyonlar aslında top bizdeyken sonlandırmada yaşadığımız belki tercihler ilk yarının son bölümünde özellikle. Maçın geneline baktığımızda rakibimizden daha üstündük, daha iyi oynayan taraftık. Daha konsantre olan, daha iyi hazırlanan ve maçı da kazanmayı hak eden taraftık. Bu yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok değerli bir 3 puana imza attılar. Burada kazanmak, 3-0'la kazanmak gerçekten çok değerli. Biz her zaman destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Bugün maça giderken de bizi çok güzel, doğru bir şekilde ve bizim konsantre olacağımız, mutlu olacağımız şekilde bizi uğurladılar. Onlara da bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bizim için güzel, önemli, futbol açısından da değerli bir geceydi. Yalımcan Bey, mikrofonu bekleyebilirsiniz. Şimdi tabii ki maç tercihlerimiz oluyor. Biz tabii ki teknik adamlar olarak maçtan önce bir maç yaşıyoruz kafamızda. Orada Barış'ı bu şekilde hayal etmiştik aslında. Hem topu tutan hem defans arkasına koşuları yapan, rakibi yıpratan bir Barış hayal etmiştik. O da bunu birebir uyguladı. Tabii ki bazen bu kararlar tutmaya da biliyor. Aynı verimi alamıyorsunuz. O zaman hocanın hatası da oluyor bunlar. Bu tür tabii ki riskler var bizim işimizde. Ama bugün genel olarak baktığımızda bütün oyun planı tuttu. Oyuncuların girişleri, giriş dakikaları, yaptığımız değişiklikler hepsi bu anlamda bugün bizim için olumluydu. Bu açıdan mutluyum. Olumsuz da olabilirdi. Tekrar söyleyeyim yani. Bazen hocalar burada suçlanıyor, onu niye girdi, onu niye çıktı. İkisi de var bizim işimizde. Olumlu da olabiliyor, olumsuz da olabiliyor. Bugün olumlu oldu ve Barış'ı bundan sonraki maçlarda tabii ki hem kenarda hem ikinci forvet olarak iki sistemde de kullanmayı düşünüyoruz. Buyurun. Şöyle tabii aslında maçtan sonra çok böyle çalışma şansımız olmadı biliyorsunuz 4 gün. Ancak dün bir antrenman yaptık. Tam olarak taktik antrenmanı dün yaptık. Orada Leo'yu denedik. Daha önce oynamıştı. Bize olumlu şey vermişti. Hatta özellikle savunma yapma anlamında iyi savunma yapan bir oyuncu. O savunma yönünü de burada kullanmak istedik. Ama hücuma da desteği oldu. Bir yandan da ilk düşüncem aslında yani sağ kanatta İrfan Can'ın olması ve İşte ters ayak ikisinin de birinin sağdan sol ayakla diğerinin soldan sağ ayakla aslında o da böyle düşüncelerimizden biriydi karşılama. Hem de oyun içerisinde de tabii ki Fenerbahçe'nin baskılarında sağ ayaklı bir oyuncuyla direkt olarak rakibin arkasına atacağımız topları burada düşünmüştük. Ve Leo'nun tecrübesi aslında bir yandan da burada hep kendini hazır tutuyor, iyi de bir tecrübeye sahip. Bu da etkenlerden biriydi. O da görevini iyi bir şekilde diğer arkadaşlarıyla aynı şekilde yaptı. Devrim Bey.
O zaman tabii ki daha az dinlendik şu anlamda. Tabii ki bir takım 5 gün önce oynadı. Bir gün daha ekstra taktik çalışması şansı var. Yani bunu şikayet anlamında söylememiştim aslında. Yani taktik çalışma anlamında sadece dünü 2 gün rejenerasyon yapıp dünü takımımızda çok kısa bir taktik çalışma anlamında kullandık. Yani onu aslında şikayet gibi yazdılar da. Yani ben onu günleri belirtmek için rakip bir gün daha fazla aslında taktiksel olarak bir çalışma yaptığında onu yapabiliyor. Siz yapamıyorsunuz. Onun altını çizmek istemiştim. Şikayet etmemiştim. Onun yanında tabii ki Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda alınan bir galibiyet Galatasaray takımı için çok önemli, çok değerli. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Galatasaray'ı yense bu çok değerli olacak. Özellikle bizim tabii ki profesyonel olarak burada beklentilerimiz var. 3 puan bizim için çok önemli şampiyonluk yarışında ama bunun yanında bizden galibiyet bekleyen çok büyük bir kitle var. Burada tabii ki büyük Galatasaray taraftarının bizden beklentisi vardı. Biz bugün bunu karşıladık, onları mutlu ettik. Aslında bizi en çok sevindiren onların yüzünü güldürmemiz. Evet, Mehmet Bey. Şimdi birincisi çok böyle değişik bir atmosfer yaşamadık. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani normal bir maça nasıl hazırlanıyorsak onun dışında bir şey yaşamadık. Neden yaşamadık? Aslında yani bu tür maçlar zaten futbolcu otomatik olarak kendileri bu maçı hedefliyor. Yani bunu biz şöyle de görebiliriz. Bir iki hafta önceden baktığınızda oyuncular sarı kart görmeye başladı. Yani ceza sınırındaki oyuncular sarı kart görmeye başladı. Bu maçı kendileri hedef seçtiler. Bu maça otomatik olarak zaten hazırlanıyorlar. Üstlerine ekstra bir yük yüklemek hiç istemedim. Onun dışında çok farklı bir şey yapmadık. Yine kamp yapmadık. Bugün öğlen 12'de antrenman için buluştuk. Daha sonra oradaki düzenimizi devam ettirdik. Tesiste kaldık. Bütün her şeyimizi normal yaptık. Ama dediğim gibi konuşmalarımız, sahaya gelişimiz, otobüsteki onların çaldıkları müzikler, marşlar, Galatasaray maçlarıyla geldik. Stada girerken burada camlara vura vura girdiler Galatasaray maçlarıyla. Yani buradan oyuncularımızın ne kadar iyi hazırlandığını görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Bunun tabii ki her zaman olumsuzu da olabiliyor. Yani Fenerbahçe'de inanıyorum ki çok iyi hazırlandı. Onlar da bu maçı en iyi şekilde futbolcular kendilerini hazırladı. Ama farklı bir senaryo da çıkabiliyor. Ben başta söylediğim gibi yani bugün kazanan, iyi oynayan, hak eden taraf bizdik. Bunun mutluluğunu yaşayacağız tabii ki. Boa noite. Estivemos em Madrid até aqui. Nós esperávamos perder este jogo, muito menos pelos números que perdemos e muito menos com as situações de jogo que aconteceram. Notou-se nas duas equipas, na primeira parte, um jogo muito equilibrado, um jogo onde tanto o Fenerbahçe como o Galatasaray tiveram algumas ocasiões de golo, o Fenerbahçe com ocasiões de golo muito mais claras, mas acabamos por ir para o intervalo a perder 1-0, e a equipa na segunda parte começou bem, entrou bem no jogo, mas depois começou a ficar muito nervosa, alguns jogadores muito nervosos, os jogadores do Galatasaray sempre mais confiantes e com os golos, como é óbvio. Diyorum, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Hele böyle bir skorla, böyle bir maçı kaybetmeyi beklemiyorduk. İlk yarıda iki takımın da dengeli bir oyun sergilediği göze çarptı. Hem Fenerbahçe takımı hem Galatasaray takımı bazı pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin üretmiş olduğu pozisyonlar daha netti. Fakat devreye 1-0 geride girdik. İkinci yarıda maça iyi başladık. Fakat zaman ilerledikçe Fenerbahçeli bazı oyuncular gerilmeye başladı. Gergin hissetmeye başladı. Galatasaraylı oyuncuların daha özgüvenli olduğu gözüküyordu. Ki atmış oldukları gol de tabii ki özgüvenlerini arttırdı. Yine bir maçı 11 kişi tamamlayamadık. Bu sezon 6. maçımız 11 kişi tamamlayamadığımız. Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Çünkü bu takımın teknik direktörü benim. Dolayısıyla beklemediğimiz bu mağlubiyetin sorumluluğunu ben alıyorum. Não vamos pensar. O facto de termos perdido hoje aqui o jogo. Quando eu lancei este jogo com os jogadores, antes do jogo, eu disse à equipa, se ganharmos, não vai resolver quem é o campeão. Se perdermos,
também não vai resolver quem é o campeão, ainda falta uma segunda volta para se disputar. 4 pontos, é melhor ter 4 pontos que não ter nada, mas 4 pontos não é muito significativo. Nós já tivemos 5 e neste momento já não estamos em primeiro. O ambiente do estádio, quero dar os parabéns. Değiştirmeyecek. Çünkü bugün maçtan önce oyuncularıma şunu demiştim. Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak. Bugünkü maçı kaybetmek bizi şampiyonluktan etmeyecek. Bu maç bugün şampiyonu belirlemeyecek. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi şu anda 4 puanlık bir fark oluştu. Fakat bu 4 puanlık farkın çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman biz de 5 puan farkla liderdik. Fakat şu anda birinci sırada değiliz. Dolayısıyla bunun çok değişken olabileceğini düşünüyorum. Bugün stadyumda yapılan organizasyon için başta başkanımızı, yönetimimizi ve taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer oluşturulmuştu maçtan önce bu maçı kazanabilmemiz için. Uzun zamandır böyle bir atmosfer görmemiştim. İşte Fenerbahçe budur. O yüzden taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bu mağlubiyette en az suçlu onlar. Başkanımız, yönetimimiz ve taraftarlarımız. Çünkü bu maçı kazanabilmemiz için her şeyi yapmışlardı. Ama kazanamadık. Biliyoruz şu anda en çok acı çeken taraftarlarımız. Ama futbolda bu anlarda var. Biz nasıl daha önce birlik olabildiysek aynı birliktelikte devam etmemiz gerekiyor. Ve bu 4 puanlık farkı kapamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çok dengeli bir lig. Her takım kolayca puan kaybedebiliyor. Dolayısıyla bugün aldığımız mağlubiyet bizim transfer dönemindeki düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Eğer imkan olursa bir iki pozisyonu değerlendiriyorduk ama bu zaten maçtan önce düşüncemiz bu şekildeydi. Eğer transfer dönemi açıldığında imkanlar, şartlar istediğimiz gibi gelişirse ama bu mağlubiyet belirtmiş olduğum gibi düşüncemizi değiştirmeyecek. Aslında ilk sorunuzun cevabını deminki cevabımda vermiştim. Belirtmiş olduğunuz gibi şu anda Galatasaray 4 puan fark yaptı. Fakat şu anda ligin bu evresinde bu 4 puanlık farkın belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Çünkü henüz ligin ilk yarısı bitmedi. Biz bugün evimizde Galatasaray'ı kaybettik. Ama bakarsınız deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçını kazanabiliriz de. Bugün Galatasaray maçı kazandı çünkü sahada daha iyi olan taraftı. Biz Fenerbahçe takım olarak normalde yapmadığımız hataları yaptık. Bugünkü maçta da farkı bu yarattı. Belirtmiş olduğum gibi 4 puanlık bir fark oluştu. Ama ben daha önce kariyerimde çok geriden gelip şampiyonluklar kazandığım da oldu. Tam tersi, puan farkıyla lider olup sonra ligi kaybettiğim sezonlar da oldu. Bu bizim işimizin bir parçası. Bizim birlik olmaya devam etmemiz gerekiyor. Ve bu durumdan çıkmak için önümüzdeki haftalarda telafi etmemiz gerekiyor. Her zamankinden daha da birlik olmamız gerekiyor. Birlik olmalıyız derken sadece oyuncuları kastetmiyorum. Oyuncularımız, taraftarımız, hepimizin her zamankinden daha da çok birlik olmamız gerekiyor. Bugün almış olduğumuz mağlubiyetin bir bahanesi yok. Çünkü taraftarlarımız bugün galip gelebilmemiz için bize her şeyi verdiler. Başkanımız her zaman takımın arkasında oldu. Bu takıma her şeyini verdi. Dolayısıyla bu mağlubiyete herhangi bir bahane bulamayız. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Başka faktörleri, dış faktörleri suçlamak istemiyorum. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim.